Herkese selam, selamlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir mini güncelleme, yeni bir Supercell'den açıklama, yani bir anlık videoyla daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Supercell'den yeni bir açıklama geldi. Yeni oyunda ufak değişiklikler olacak ve bugün bunu sizlere kısa bir video haline derleyeyim dedim. Biliyorsunuz ki dün de arkadaşlar oyunda küçük değişiklikler olmuştu. Mesela bunlar tam güncelleme olarak sayılmaz. Mesela Squeak ilk gösterime girmişti, de şampiyonluk mücadelesi gelmişti. Oyunun arka teması değişmişti, müzik falan gelmişti arkadaşlar. Ve bu minnak güncellememizde ne oluyor arkadaşlar? Birazdan geleceğiz oraya. Gerçekten bunu sizlere duyurmak için heyecanlıyım. Aslında o kadar da heyecanlı değilim çünkü minik bir güncelleme. Neyse arkadaşlar, bu arada dün neden video gelmedi ve bu video neden kısa bir video, onu da söyleyeyim. Yan kanalımızda yaptığımız Titan Örgütü dizisi için, yani maalesef ki ben bunu yakında çözüm bulacağım. Her hafta bunu yaşıyoruz çünkü. Neyse arkadaşlar, bu arada Brawl Stars Games dizimizin yeni bölümü de bu akşam saat 7'de yan kanalımızda yayında olacak. Mini Titan kanalı linkini açıklama arasında bulabilirsiniz. Kesinlikle yan kanalımızdan da o diziyi izlemeyi unutmayın. Yani bu Titan kaç haftada neye uğraşıyoruz ileride görmüş olursunuz. Neyse, o zaman hemen hızlı bir şekilde Supercell'in açıklamasına geçelim. Videomuza geçmeden önce bunu sizlere duyurduğum videonun hatırına 1-2000 like beklesem ayıp etmiş olmam bence. Yani 2000 like gelmesi bile 1800 like atarsanız çok sevinirim. Ve kanalımızı yeni keşfediyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları yaptıysanız o zaman hemen hızlı bir şekilde Supercell'in haberine geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Brawl Stars'ın resmi Türkiye hesabındayız. Ben bunu Brawl Stars'ın resmi hesabında gördüm. Türkiye hesabının paylaşmasını bekledim Türkçe için. Evet arkadaşlar, yeni paylaşımımız, yeni haberimiz bu şekilde. Supercell'den gelen yeni açıklama. Öncelikle ben sizlere bu haberi bir okuyayım. Daha sonra zaten asıl olayımıza birazdan geleceğiz. Yani asıl minik güncellememize geleceğiz. Şimdi arkadaşlar, oyunda şöyle bir değişiklik olmuş. Bu zaten, yani birazdan okuyacağım şeyler zaten oyunda vardı. İçerik üreticisi kodu diyor. İçerik üreticisi kodu nedir? Favori içerik üreticisine desteklemeni sağlayan bir kod. Mesela benim şu anda kodum yok, beni destekleyebilirdiniz diyeceğim ama yok. Türkiye'de sadece 3 kişinin var galiba. Birazdan göstereceğim kimleri destekleyebileceğinizi. Nasıl çalışıyordu? Dükkan arkadaşlar, bunu yazıyorsunuz. Kodları nasıl öğrenebilirim? Birazdan söyleyeceğim sizlere arkadaşlar. Kodu nasıl ekleyebilirim diyor. Dükkana tıklayın, en sağ kadrini ve kodu gire tıklayın. Ve çok basit diyor arkadaşlar stoğu burada. İşte bu kadar. Kod artık dükkana yapacağınız uygulama için satın alım işlerine geçerli olacaktır. Her kod 7 günde geçerli kalır diyor arkadaşlar. Yani diyor ki favori içerik üreticisinizi dükkan kısmına yazmayı unutmayın tarzı bir fotoğraf paylaşılmış. Şimdi arkadaşlar, oyundaki değişikliğimiz nerede olmuş? Öncelikle ona gelelim. Daha sonra dükkan kısmına falan filan geleceğiz. Diyor ki içerik üreticisi kodlarını dükkanda kullanın ve artık oyun içi tüm harcamalarınızda favori içerik üreticisini destekleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, öncelikle oyun ekranımıza geçelim. Ben bu yazının sizlere ne demek istediğini söyleyeceğim. Arkadaşlar, yani demek istiyor ki bu saatten sonra oyunda yapacağınız her harcama içerik üreticisine destek olarak sayılacak. Çünkü mesela eskiden arkadaşlar buradan mesela tatlı teklif diyor. Mesela bir tatlı teklif, bir altın teklif falan filan, böyle özel teklifler geçiyor. Bunları satın aldığınız zaman eskiden sanırım içerik üreticisine destek oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum ama sadece eskiden sanırım elmas harcamalarınızda içerik üreticisine destek yapabiliyordunuz arkadaşlar. Mesela yeni bir kostüm geliyor. O kostümü satın aldığı zaman mesela bu kostüm 30 taşa gelmiş. Bu 30 taştan çok küçük bir kısmında içerik üreticilerine parayı gönderiyorlar arkadaşlar ve onlara destek olmuş oluyorsunuz. Yani yaptığınız harcamaların hepsini Supercell'e göndermemek yerine sevdiğiniz YouTuber'lara bu şekilde destek olabiliyorsunuz arkadaşlar ve buraya gelip istediğiniz içerik üreticisine, Türkiye'de yabancı fark etmez ama ben sizlere kesinlikle Türkleri desteklemenizi tavsiye ederim. Çünkü zaten yabancıların kendi ülkelerinde destekleyecek takipçileri var. Siz de arkadaşlar Türkleri destekleyin ve bu içerik üreticisini destek, mesela benim şu anda kodum yok, hatta Türkiye'de bir sürü kişinin burada kodu yok. Bunun için 3. seviye partner olmanız gerekiyor. Mesela buraya kim yazabilirsiniz arkadaşlar, ben sizlere söyleyeyim. Mesela Rozetmen'i yazabilirsiniz. Gir dedim ve artık benim oyunda yapacağım her harcama Rozetmen'e de bir destek sağlayacak. Ya da buradan durdur diyebiliyorum. Kim destekleyebilirsiniz arkadaşlar? Oyun gemisini destekleyebilirsiniz. Buradan gelip yazabilirsiniz arkadaşlar. Yazamadım ha. Buradan oyun gemisini destekleyebilirsiniz. Yani en sevdiğiniz hangisi onu yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir de sanırım usta vardı. Bunları destekleyebilirsiniz. Başka var mı bilmiyorum. Varsa yorumlar kısmı yazın yani. Kusura bakmayın, unuttum çünkü arkadaşlar. Başka var mıydı? Mesela burada las falan yok. Yani bunları işte abonesi hangisi fazla diye yapmıyorlar. Yani bu içerik kodu olanları yazabiliyorsunuz sadece. Mesela 7777 diye bir şey vardı. O kalktı mı acaba, merak ediyorum. O Türk derim, onun kim olduğunu bilmiyorum. Gerçi bakalım kalkmış lan. Neyse. Dediğim gibi buradan kodları desteklediğiniz zaman artık şu saat itibariyle, yani altın da alsan, elmas da alsan, büyük kutu da alsan, jeton katı da alsan, sanırım her harcamanızda geçerli olacak diye düşünüyorum. Çünkü bak, bu kesin de olmayabilir. Ama okuduğum yazıdan anladığım kadarıyla artık dükkanda yapacağınız her harcama içerik üreticisine bir destek olarak sayılacak arkadaşlar. Eskiden sadece elmas da oluyordu sanırım. Ama artık şu da, şu da, şu da hepsi içerik üreticisine destek olarak varsayılacak arkadaşlar. Oyunda bugün yapılan
değişikliğimiz bu şekilde. Bakalım yarın ne gelecek. Her gün yine bir güncelleme geliyor. Tam olarak bir güncelleme değil arkadaşlar ama dediğim gibi oyunda ufak ufak değişimler. Yani ben de bu videoyu atmaz dedim. Çünkü arkadaşlar kanala video atmayınca kanala bildirim atma sorunları oluyor. Ben de böyle bir haberi sizlere duyurayım dedim. Dediğim gibi arkadaşlar kısa bir videoydu. Kusura bakmayın ama yine de bir like atarsanız çok sevinirim. Neyse o zaman kendinize çok iyi bakın. Akşam Titan Örgütü'nün yeni bölümünü sakın kaçırmayın. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.